Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ölüp ölüp dirildiği maçta sayısız gol fırsatını cömertçe harcadığı karşılaşmada Ankara Gücü'nü 1-0'la mağlup etti. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin yanımızda. Abi gerçekten maçın son bölümleri bitmek bilmedi. Yani pozisyonu olmayan Ankara Gücü'nü oyuna neredeyse ortak eden bir Trabzonspor ama sahanın içerisinde de sayısız gol fırsatını yakalayıp da değerlendiremeyen de bir Trabzonspor vardı. Nasıl bir 90 dakika yorumu yaparsın? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim Tuncay'cığım. Hafta içinde sizle yaptığım röportajda yaralı aslanla oynayacağız diye bir röportajım vardı. Evet. Bu röportajı da size yaptım. Bugün de gördük ki öyle oldu. Bunu şöyle ben size izah edeyim. Çok gol kaçırdık. Tefa çok gol kaçırdık. Ama yine de takımımızı biliyorsunuz. Yedek oyuncularımız fazla yok. Tahtamız kapalı. Futbolcular havada kalıyor bizim. Haftaya Galatasaray maçı çok önemli bir karşılaşma. Malatya berabere kaldı. Kasımpaşa kendi evinde Sivas'a en son baktığımızda 3-1 mağlup durumdaydı. Üst sıralarda 20. hafta geride kaldı. Yavaş yavaş şekillenmeye başlayan bir görüntüsü var. Her takımı yenebiliyor. Dün Göztepe kaybetti. Nasıl bir lig görüyorsunuz Trabzonspor açısından? Şimdi tabii çok zor bir lig. Bütün takımlar transfer yaptı. Biz yapamadık. Haliyle altyapıdan aldığımız futbolcularla takımı takviye yapıyoruz. Galatasaray'a bakıyorsunuz, müthiş paralar harcadı. Fener'e bakıyorsunuz, aynı. Bırakın diğer kulüplerin hepsi transfer yaptı. Sadece bizim tahtamız kapalı. Bir de Antalya'nın bildiğim kadarıyla Ankara Gücü bile son günde 6-7 tane futbolcu aldı. Evet. Biz sonuna kadar bu kadroyla gideceğiz. Ben hep şunu diyordum. Birinci oluruz, beşinci oluruz, yedinci oluruz. Taraftarımız bu sene böyle bu işi takip edecek. Başka da yapacak bir şey yok. Ligi gelince bu çok zor olacak bu senelik yani. İşte görüyorsunuz. İçeride mağlup olan, dışarıda alan öyle devam ediyor. Galatasaray maçına nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Galatasaray maçı tabii benim şimdi ondan önemlisi yarın çocukların MR'larından sonra ben size bir şeyler söyleyebilirim. Tabii Uğurcan çok önemli bir kaleci bizim için. Novak da öyle. İnşallah bir sıkıntı olmaz da onlarla beraber Galatasaray maçına çıkarız. Ben ama hep şunu diyordum size. Trabzonspor büyük maçlarda büyük oynar. Ama böyle sakatlıklar falan olunca tabii biraz sıkıntılı olacak diye düşünüyorum. Ama yine de haftayı bekleyeceğiz. Bir hafta var maça. Toparlanacağız. Hocamız en iyi kadroyu çıkaracak. Yine de 3 puan paralosuyla çıkacağız. Çok teşekkürler. Tebrik edelim. Evet, teşekkür ederim.